Bu kısa videoda önce seni matematikte başarısız yapan düşünce hatalarını, sonra da başarı getirecek bakış açısını kazandıracağım. Bu videoyu matematiği süper olan kimse izlemeyecek. Kafası bir türlü matematiğe basmadığını söyleyen arkadaşlarım izleyecek. Her seferinde bu kez anlayacağım diye başlayıp ama rasyonel sayılardan sonraki konularda kendini uzay boşluğunda savrulan bir astronot gibi hisseden, artı ile eksinin çarpımının neden eksi olduğunu anladığında sevincini gizleyemeyen arkadaşım, merhaba, yalnız değilsin. Matematik nasıl çalışılmaz, bundan bahsedeceğim. Birkaç madde var. Bunlardan bir tanesini şöyle özetleyebilirim. Öğrenemiyor değilsin, sana öğretemiyorlar. Yani olabilir. Hani kendini öğrenemiyorum diye kızıyorsun ya, bence kendine haksızlık ediyorsun. Belki de öğretemiyorlardır. Her insanın kan grubu gibi, kan grubu gibi farklı bir öğrenme stili var. Ve bu bilimsel bir gerçek. Bunca yıllık öğrencilik yaşantında senin öğrenme tarzınla ilgili bir eğitim aldın mı? Sanmıyorum. Hangi dersi hangi tekniklerle daha iyi öğreneceğin konusunda kimse rehberlik etti mi bir ders saati boyunca? Sosyal bilgileri böyle, matematiği böyle. Sanmıyorum. Bir şeye inanmanı istiyorum. Sen her şeyi öğrenebilirsin. Bir daha söyleyeyim mi? Sen her şeyi öğrenebilirsin. Yeteri kadar doğru şekilde emek verince er ya da geç matematiği öğrenebilirsin. Matematikte çuvallamanın ikinci düşünsel hatası ise önemsememe. Okuldaki yazılılar, sınavlar, denemeler bunları önemsemiyorsun. Evet, ciddiye almıyorsun. Haksız da sayılmazsın bak. Yıllardır 90-100 alan da sınıf geçti, 40-50 alan da geçti. Herkes çok önemli, çok önemli dedi ama kimse sınıfta kalmadı. Kimse gerçekten bu çok önemliymiş diye bir deneyim yaşamadı. Eğer o yazılıyı, o deneme sınavını önemsemiş olsaydın öğrenmek için çaba gösterirdin. Belki şahane sonuçlar almazdın ama bu halde de olmazdın. Her deneme sınavına, o milyonlarca öğrenciyle birlikte gireceğin büyük sınav muamelesi yapsaydın durum farklı olacaktı elbette. Her yazılıyı, her sınavı bir meydan okuma olarak düşün. Tamam? Bir iddia ortaya koy ve sonucun nasıl değişeceğini gör. Matematikteki bu durumun öyle bir günde, bir sınavda olmadı. Kendinin matematikte başarısız olduğuna inancın oluşması için çok emek verdin. Verdiler ya da defalarca zayıf not aldın, defalarca diğerlerin gerisinde kaldın, defalarca utandırıldın, sınav sonuç listelerinde matematiğin yerlerde sürünüyordu. Üzülmüştün ama kendinle alay ederek acımadı ki diyerek normalleştirdin. Şimdi birkaç girişimde durumun değişmesini beklemek yanlış oluyor. Yani bir günde olmadı. Bu mesele yılların olumsuz deneyimiyle oldu. İlkokul 3'te, 4'te, 5'te başladı belki. Şimdi sen 6'da, 7'de, 8'desin belki, değil mi? O halde şimdi yıllarca olmasa da aylarca şunu demen lazım. Ben matematiği öğrenebilirim. Bu inancı önce olumsuz inancı nötrleyecek şekilde kullanacağız. Sonra da artıya geçeceğiz. Bu birkaç haftada olmasa da birkaç ayda gerçekleşebilir. Başka bir düşünce hatası da matematik çalışman. Evet, matematik çalışman seni başarısız yapıyor. Günde 1 saat, 2 saat, 8 saat neyse bu iş çalışarak olmaz. Çünkü bak iyi dinle, matematik çalışmakla matematik öğrenmek aynı şey değil. Bana söyler misin? Şimdiye kadar kaç defa matematik öğrendiler sana? Öğretmenlerin, büyükler, arkadaşların hep çalış dediler. Hiç öğren demediler. Hoca ne fark eder diyorsan bak çalışmak bir amaç, bir anlam çağrıştırmıyor. Cümle kuralım mesela. 2 saat çalıştım. Ne çalıştın? Ne kadar öğrendin? Bu cümle bunu anlatmaz ama kesirleri öğrendim, üslü sayıları öğrendim çok daha ölçülebilir ve bu sınavlara yansır. Demem o ki ders çalışmak niyetiyle masaya oturma, matematiğin hangi konusunda çalışacaksan, daha doğrusu öğreneceksen o niyetle otur ve matematiği öğren. Çalışmak ve öğrenmek farklı şeyler özetle. Diğer bir mesele de matematiği komple çözmen gerektiğini düşünmen. Ya sen TÜİSİKLET bir sporcusun ve yüzlerce kilo halterin altına girmene gerek yok. Sen kaslarına o kadar yatırım yapmadın ki 100 kilo senin neyine kardeşim? 20-30'dan hele bir başla. 25 kiloda belin kırılıyorken 80-90'a gözünü dikiyorsun. Sonra da doğal olarak olmadı diyorsun, başaramadım diyorsun, boş veriyorsun. Ulaşabileceğin, seni birazcık zorlayacak gerçekçi bir hedef koyarsan bunun için motive olursun ve motivasyonu devam ettirecek gücü de kendinde bulursun. Bir de böyle düşün.
İhtiyacın kadarına odaklan. Bırak diğerleri matematiği hatmetsin, full çeksin. Sana ne? Sana ne kardeşim? Sen işine, kendi öğrenme sürecine odaklanacaksın. İhtiyacına göre bir hedef seçeceksin. Bütün matematik konularını değil, bazı konuları yavaş yavaş ilerleyeceksin. Diğer bir düşünce hatası, geç kaldım, ipin ucu kaçtı şeklinde düşünmen. Seni harekete geçmekten alıkoyan bir düşünce tarzı bu. Bu senin kendine söylediğin kocaman bir yalan hatta. Okulda dersler ilerlemiş olabilir. Onlarca konu işlenmiş olabilir ama yola çıkmaya engel değil ki bu. Kitabın da var, internetin de var. Sen şunu söyle, cesaretin var mı? Başlamaya, geriden de olsa başlamaya cesaretin var mı? Buna evet dediğinde gerçekten bir şeyler değişmeye başlar. Arkadaşlarım bazen soruyorlar, ilkokul konularından mı başlamam lazım matematik çalışmaya? Gerek yok. Okul ders kitabını al, oradaki konu başlıklarından ilerleyebilirsin. Onların internet ortamında karşılığı da var zaten. İstediğin konuları. Temelde 4 işlemi bildiğinde matematik testinde aşama aşama ilerleyebilirsin. Bu legolarla üstte parçaları koymaya benziyor. Burada önemli olan ne biliyor musun? Kendi öğrenme hızını bil. Ve bu öğrenme hızını kabul et. Kimi hızlı öğrenir, kimi yavaş. Ama önemli olan ilerlemek, mesafe kat etmek, dünden daha iyi olmak değil mi? Bu aklında bulunsun. Matematik, derya, deniz, ucu bucağı yok gibi geliyor değil mi? Elinde bir harita olursa işler kolaylaşır. Yapman gereken şey o konu anlatım kitabını almak, konu anlatım kitabının ilk sayfalarındaki içindekiler kısmını algılamak, anlamak ve oradan seçmek. Bunu öğrenebilirim diye ilerlemek. Ve geometride açılar, üçgen, kare, dikdörtgen vesaire var ya, bunlar da senin çabucak öğrenebileceğin, öğrendikçe de cesaret bulabileceğin konular, bunlar da aklında bulunsun. Ve problemler meselesi var. Problemlerde 4 işlemi biliyorsan kolayca bunların cevabını bulabileceğini bilmen lazım. Ancak oradaki mesele ne biliyor musun? Okuduğunu anlamak. Anladığını da zihninde canlandırdığında o 4 işlemle sonucu kağıda dökebilirsin diye düşünüyorum. Matematikte mantık, akıl yürütme, karşılaştırma, grafikleri okuma, bu tip sorular çok oluyor. Bunları çözebilmen için soruda istenileni hızlıca ve doğru şekilde anlaman gerek. Bu daha çok test çözerek olacak bir şey değil. Bak, daha fazla test çöz ve bunu öğren olmaz. Ne yapmak lazım peki? Bu kitap okuma alışkanlığıyla, okuduğunu anlamayla ilgili bir şey. Bak, zamanın var. Dizisiz, oyunsuz birkaç ay geçir. O saatlerin çok daha azıyla kitap oku, kitaba ayır. Bak neler değişecek. Yine testini çözersin, denemelerini yaparsın, yaprak testlerdeki o konu taramalarını yaparsın. Ama kitap okumadan bu sınav başarısını arttırma konusunda zorlanırsın. Bu aklında bulunsun. Bu videoda nelerden bahsettim? Matematik başarına engel düşünce hatalarından ve daha iyi öğrenmen için önerilerim oldu. Ben bilgimi paylaştım. Yardımcı olmaya çalıştım ve sen de biliyorsun ki sana en çok yardımcı olacak kişi sensin. Yeni ve yararlı bir alışkanlık kazanmak çok kolay olmadığı gibi zihinsel bir tutum geliştirmek de işe yaramayan tutumlardan kurtulmak öyle hemencecik olacak bir şey değil. Ama çok mümkün. Bir mevsimin gelişi gibi, birkaç haftada ağaçların meyve vermesi gibi, sabırla, çayın demlenmesi gibi ağır ağır sen bu faydası olmayan düşünce hatalarından kurtulduğunda, her şeyi öğrenebileceğini kavradığında başaracağına inanıyorum. Sen de inan.